Çok zor bir oyun olacak. Bunun teminatını hepinize veririm. Çok kötü bir tecrübe olacak bizler için. Bu arada Old Empire fokusuna gidelim de ondan sonra ona gidelim. Ya niye Old Empire gidiyorum? Onu da açıklayayım şey yüzünden. Lanalight'a geçmek için. Yoksa iç savaş. Geliyor canavar. Hoş geldiniz beyefendi. Hoş bulmak ben. Evet, siz hoş gelmek. He, hoş gelmek ben, hoş bulmak ben. Şimdi ben neden gelmek bura? Ben bura gelmek sebep benim hanım kaçırılmak sizin ora. Ben görmedim. Nasıl görmedin? Yok. Sokakta dolaşan bir maymun yok muydu? Şimdi yani Sizin maymun okuyor. Königsberg Üniversitesi'ne yolladım benim hanımı. Şimdi yani maymun Okusun diye. falan biz insan zannetmiştik. Gayet Ne? bu insan değil mi? Evet. Değil mi? Hakaret mi saydın Yaptınız. anlamadım. Somali Sultanlığı ile iyi niyetimizi gösteren bir şekilde Naray Gresör imzaladım. Size de aynısını yapmak Oo. isterim. Kesinlikle reddedilmiştir. Maraşal. Bu kim? Bu kim? Maraşal dur. Mancınıkları hazırla. Hanımı almaya Hazırlayalım. gideceğiz. Yok canım ne Gidelim. gerek ben Ben maçına yapayım. gelmek benli de hanımı Merak almak. yok. Sonra sen sormak bana ben maymun olmak. Ben demek sana hayır. Bu bıyık, He. bıyık, bıyık, bıyık. Maymunlar Yok yok. birlikte güççü. Ben Gel Kaiser. Maraşal. Bu Hitler Gidelim. şansölye ya. Hitler. Benzerli. He? Senin bu yandaş var ya yanındaki. Ne? Ben onu karım yapacağım, yanımda gezdireceğim. Bir şey Bekleme. diyeceğim. Hanım en son Polonya sınırında Ruslara doğru bir irticaya Hayır. kavuştu Hayır. değil mi? Ruslara Ruslara. Ee? Yalan söylemeksiz hakaret etmek senin yaver bana. Ödetmek ben Yok senin yok yavere. hakaret makaret yok. Ettim lan. Etmedi. Bak. Yok Bak. canım. Bak. Hazırla. Mancınıkları hazırla. Asıl sen Maymunlar. hazırla lan. Taş atacağız. Yok yok. Kafanıza kafanıza taş atacağız. Estağfurullah beyefendi. Yani maymunluğun lüzumu yok yani. Yok ya şeyin Özür dilerim. yani. Şeyin. Evet. Affedeyim. Ha? Şimdi sayın baş maymun, goriller mi hazırlayayım, maymunlar mı? Orhan butanları hazırlama mancınıklar için. Ha, gözleri pörtlek. Evet. Yani öyle biz bilmemek maymun ha? Ha. Yok. Bir En son dakika. Ruslara öyle bir hani haber duymuş bulunmakta. Allah Allah. He. Onlar kaçırmak benim hanım. He. Tamam, Sen sizden bir ricam var o zaman. He. Kafanızdaki biti yiyebilir miyim? Teşekkür Direnç. ederim. Afiyet olsun. Ama Hadi yani gel gidelim. bunlar medeniyetten hiç Proteinimizi nasibini dağıtın. almamış. Ne? Yok Medeniyet şey dedim medeniyet. Güçlü kuvvetli diyor Sinirlenmek. size. Güçlü kuvvetli Yok diyor. demiyorum. Yani bak biz insanlık Bak. olarak hani daha bir ticari bulamadık. Siz bulmuşsunuz. Afiyet olsun. Yiyorsunuz Biz maşallah. güçlü kuvvetli maymunlar olarak Ne? bu Afiyet. hareketlere sinirlenmek, Yok sıkıntı kızmak. yok. Sıkıntı yok. Neyse sana da biat ettirdiğimize göre senin bu yaver kaldı sırada. Onunla çok rahat biat ettiririz. Aynen. Hadi maymun kural sizinle olsun. Sizinle de. Maymun Gidelim kral. hareket. Ne var lan bu lafıklarda? Şşş. Söylemeyeceğim. Bak R yaparken doğru bir R yapıyorum değil mi? Tırsmakta haklıyım. Değilsin. Ha değil miyim? Biz Almanız lan. Hani sana bunu diyorsam o kadar korkma anladın mı? Biz Almanız Ha, hallederiz. iyi o Başımız zaman. onun altına geliriz. Raconumuzu koyarız ya, sıkıntı yok. Merhabalar efendim, nasılsınız? Merhaba. İyi misiniz Sayın Adolf He. Şimdi biz Etiyopya'daki maymunlara karşı bir orangutan birliği kurduk. Kimleri desteklersiniz? Kimseyi. Orangutanları Nasıl? Bize mi? Desteklemiyormuşuz. Ya efendim şimdi çok önemli bir savaş bu. Bana ne? Nasıl? Bana ne ya? Peki efendim. Görüşmek üzere. Kötü oldu. Görüşmek üzere. Bana ne? Bana ne ya? Beni ne kadar oradaki maymun ya? Ama trade yapman lazım İspanya'da güzel güzel. Yapıyorum zaten. Her yerde savaşıyoruz şu an ortak olarak. Hiçbir yer yemiş değil. Hava trade'ine sok. Ne kadar alırsak o kadar kâr. Gerekirse uçağımız düşsün ama şu AirX'imiz artsın aga. Onu diyorum zaten ben. Bu arada komünistler kazanacak gibi burayı. Yo yo. İberya şimdi geldi daha. Hani bizim gönüllü yollayamadık ki. 3 tane yolladık. Daha fazla yollayabiliyorduk ya normalde. Milliyetçi Askeri yol milli. daha fazla ekliyor. Efendim merhabalar. Buyurun. Efendim biz bu Hollanda isterseniz sizin adınızı alabiliriz. Yani ana karısı artı bir tane lastik toprağı sizin olur gerisi biz alırız. Uygundur eğer yapabiliyorsanız yapın. Çeki Avusturya al. Çeki Avusturya alamam gittiğim yolda öyle hemen olmaz. Avusturya alabilirim. Bir Alman Avusturya'yla aynı ittifakta olduğu her durumda Anschluss atıyor. Oto Anschluss. Ben bunu Nasıl Kurulur serisinde keşfetmiştim. Demokrat Almanya ile bile Avusturya Anschluss yapabildim yani. O bir istirik gibi bir şey. Direkt Anschluss atabiliyorsunuz. Yeter ki aynı ittifakta olun. Lakin Çekoslovakya için bu durum yok. Çekoslovakya'da olmuyor. Doğudan ne gelecek bilmiyorum. O da ayrı bir dert. Sovyet nasıl çıkacak? Çünkü çok güçlü şu an Sovyet. Çekoslovakya'yı kaybetme. Kaybedeceğim Çekoslovakya'yı.
Valla petrolsüzlükten ölürsün Çekoslovakya'yı kaybedersin. Geri alırız. Hani bizlerle görüşmek istemişsiniz. Siz bizimle görüşmek istediğiniz için sizlerle görüşmek istedik. Evet. Efendim biz İspanyollara yardım etmeniz konusunda diyecektim ki çoktan etmişsiniz. Evet. Sinak size çok teşekkür ediyorum. Yani oradaki Sovyet hegemonisini kıracağız. Size de aynısını öneririm. Kesinlikle. Poland ile konuşalım. Bohemian salar belki. Zaten ben de onu isteyeceğim. Slovenya'sını, Şudetini. Yani Slovakya'da kalabilir. Ben Bohemian istiyorum. Evet, Polonya geldi mi? Buradayım efendim. Bize ait olan bazı yerleşimlerin sizde olduğunu görüyorum. Slovak kısmının sizde kalmasına bir sakınca yokken ortadan ikiye bölünen Çek kurduğunun bize verilmesini talep ediyorum sizden. Ne yazık ki reddediyorum çünkü orta 38 yılında savaş açabiliyorum size. Evet, 38 yılında saldırabiliyorum. Saldırabilirsiniz. Sıkıntı yok. Lakin orası benim hususi mülküm artık. Peki. Artık orası Habsburgların bir mülkü. Ya 38 yılında savaş açacağız. Bunun ultimatumunu şimdiden vereyim ben size. Birazdan Vargol'u görürsünüz. Habsburgların mülkü olan bu hemiyi vermeyeceğim. Peki. Bunu söyleyeyim. Sonuçta ben sizle bir iki krallık arasında bir müttefiklik düşünüyordum. Evet, bizim topraklarımız müttefiklik düşünüyorsanız, müttefiklik düşünüyorsanız bunun bir bedeli var. O zaman madem ki Habsburg yolundan gidiyorsunuz, Gitna'yı, Poznan'ı ve Danzig'i ücretsiz olarak biz Almanlara vermeniz doğru olur herhalde. Değil mi? Yani Bohemia'dan vazgeçecekseniz vereyim. Sıkıntı yok. Şudet ve Esten-Şudetland. İki toprak verirseniz Bohemia'nın size kalmasında bir sıkıntı yok, değerlerini alırsak. Hiçbir şekilde Bohemia'dan toprak vermeyeceğim. Taviz yok o konu hakkında. Peki efendim. Evet güzel, 30 sivil fazladan kazanacağım. Garanti alabilir. İttifaka girebilir. Çok şey olabilir. Bu arada Hollanda'yı nasıl bu kadar erken tarihte ele geçirmiş? Bir tık kötü yapmış bu arada çünkü hiç basamadı ki fabrika onlar. Evet. Evet, sıkıştırıyorlar bizi bakalım. İngilizlerle bir müttefiklik düşünelim. Ne diyorsun? Çünkü hem İtalya hem Fransa hem Polonya tarafından sıkıştırılıyoruz. Evet, şimdi efendim İtalyanlar ve Fransızlar çok yakın. Aynı zamanda da Polonyalılarla bu üçlü çok yakın. Siz kime yakınsınız? Yani biz şu an kimseye bir yakın değiliz yani. Sayın Ruzluk'la birkaç görüşmeniz oldu sadece. Demokrasiye bağlı mı kalacaksınız yoksa kral mı gelecek? Sadece o. Bizim kimseyle diplomatik bir ilişkimiz olmadı. Evet, gerçekten mi? Bunu yapabilir miyim diye sordu bir de az önce biliyorsun değil mi? Sağdan yaptım. Gideriz, sıkıntı yok. Tamam, sıkıntı yok, fark olsun. Kaiser niye gelmiyor? Hollanda yok. Kaiser'i yiymişler. Birileri Hollanda'yı erken öldürdü ya. Neyse, sorun değil. Habsburg yolunu gösteririz. Artık hangi Habsburg'unki daha büyükmüş davasına girişiriz. Siz Fransızların mı, yoksa İtalyanların mı, yoksa Polonyalıların mı, yoksa bizim mi yanımızda olmak istersiniz bu davada? Muhtemelen üçü de birleşip bize saldıracak. O zaman geldiği zaman gösteririz yani. Efendim biz yani Almanya'nın böyle şöylesine yani tarafsız bir şekilde yani şekil yapmadan oturup izleyeceğimizi kimse söyleyemez. Yani biz tarafsız bir yoldan ilerlemeye çalışıyoruz. Lakin şimdiden Habsburglara ait olan bir toprak kendini Habsburg olarak gören Alman olmayan bir Polonyalı tarafından işgal edildi. Ve iç savaşla. Yani efendim onu gördük. Ama yani bize daha fazla yere gitmeyeceklerini söylediler desem inanır mısın? Ama sen çok yani, şeysin. O bizim rolümüz o. Onu ben yapacaktım. Onu bile çalmış görüyor musun? O bendim. O bendim abi. Lavuk onu bile yürütmüş ya. Yani ileride sizin daha doğru bir karar vereceğinizi düşünüyorum tabii ki de. Claim Galicia seversin. Hala. Habsburg geldi. Otto von Habsburg. Şeyi birleştirelim de şu iki ülkeyi hemen hızlıca. Birleşiyor mu buradan? Evet evet, direkt Avusturya'da birleşiyorsun. Macara ultimatum. Macara sen bilirsin, gerek var mı? Macara bence yanımızda tutalım bak, o kadar şey yapma. Yok, ultimatum gidecek. Ha evet, o doğru. Bir Habsburg olacak galiba. Çok komik. Üç Habsburg'a bölünmüş kara parçasını Almanya denir. Evet. Merhabalar efendim. Merhabalar, buyurun. İtalya ile görüştük Balkanlarla ilgili ve açıkçası kendileri pek de bizi korumayı düşünmüyorlar. Sizin yanınızda da olmayı düşünmüyorlar. Evet, farkındayım onun ve biz sizin yanınızda olacağız, merak etmeyin. Hani garantimizi en yakın zamanda alacaksınız. Bir de efendim, peki müttefiklerimiz kim olacak bu yolda? Umarım İngilizler. Orayı Habsburg toprağı demişti değil mi? Biz de Habsburg'uz. Evet. Tekrar konuşalım mı? For Habsburg'a gidip Anschluss'u atalım. He Habsburg he! Alba Habsburg he! Valla ben daha Habsburg'um. Yalan yok burada şimdi. Biz daha Habsburg'uz yani, oldu. Yani onun eniştesiyken biz yani Habsburg. Veliahtız. Veliaht prensim ben. Peki Bohemia'yı çalmadık mı? Ya? Doğru lan. Evet. Doğru. Raşla direkt raşla. Bir iti asla itlikle sınama. Olar efendim. Merhabalar.
Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz efendim, siz nasılsınız? İyiyiz. Mutluyuz. Vallahi efendim bizdeyiz. Efendim size nasıl gidiyor yani işler? Nereye güzel gidiyor? Güzel. Dükkanı açtık, kurduk, bekliyoruz işte. Ha. Aa şeyi dur dur. Polonya Kralı'nı advisor olarak alabiliyorum. bakayım. Bak bak Karl Albert. Mükemmel. Getir götür bize. Bak isterseniz savaş zamanı petrol bağlayabiliriz. Olur. Olur yeriz. Kaç bir petrol istiyorsunuz? Ne bileyim kaç? Ben ölçmedim ki. Ya bilmiyorum, bakılır. Tamamdır efendim, o zaman görüşmek siz üzere. Siz ne istiyorsunuz? Görüşmek üzere. Onu sormadım. Ben? Ne istiyorsunuz? Efendim anlamadım. Neyse efendim, görüşmek üzere. Ne istiyorsunuz diyorlar. Ha. Yani anlamadım. Rumpara. İkiniz de anlamadım. Deri taklidi evet. Aa, Anşmut'u satamadık bu arada. Kabul etmedi mi? Bilmiyorum, gitti mi? Daha event gitmemiştir, biraz sürüyor ya. Aa, sınırı keşke orduyu saydım. Bu tarz dolaylı eventlerde RNG'yi arttırmaya yarıyor. Bu arada İngiliz'de trade'i kaybettik. Rating falan strength beta atmam lazım. Kimleri görüyorum? Otto'cum, geçmişsin alma tahtına. Evet, geçtik alma tahtına. Habsburgları görmek ne kadar güzel. Aynen öyle. İkimiz de Habsburg'uz. Şimdi ama senin danışmanlarınla konuşmuştum. Bana tehdit etmişlerdi. Ufak bir ayrıntıyı belirtmek istiyorum. Ben ufak bir ayrıntımız var. Ben Veliaht Prensim. Yani şu an seni advisor olarak alabiliyorum. Doğru söyle. Nasıl yani? Evet. Kanıt o ben değilimdir, yanlış yok. Kanıt ister misin? O yanlış yapar, yanlış yapar. Evet. Ben değilim. Sensin, görüyorum. Kanıt. Allah Allah. Bak kanıt. Evet. Buyurun, bakın, alın belgeler. O nasıl oluyor ama? Baya, çünkü bu Veliaht Prens, sen Veliaht değilsin. Ama Polonya'nın tahtındayım ya şimdi. Ama Veliaht değilsin. Yani artık Bohemia'nın bize verilmesi ve hakkım olan Avusturya toprağının da mülkünün payitahtımız olarak oradan yönetilmesi, sizin ise doğu tarafının krallığını alması, yani Litvanya'nın ve aynı zamanda Latvia'nın ve Rus memleketlerinin başına geçmenize bence bir sıkıntı yok. Siz doğuya doğru büyürken biz de batıya doğru büyüyen Habsburg oluruz ha? Evet. Sonuç olarak Habsburg. Ben doğunun Habsburg, sen de batının Habsburg. Evet. Al gülüm ver gülüm. Ar gülüm ver gülüm. Eğer bana cidden yani Habsburglar birleşme kağıdı gelirse ben onaylayacağım onu, haberiniz olsun. Ben de merak ediyorum. Acaba nasıl bir şey olacak? Evet, biz de onu merak ediyoruz. Seni advisor olarak alıyorum ben ha. Al beni, tamam. Ben aynı anda iki aldım yeri. Aldım bak. Tamam, artık aynı anda iki yeri kontrol ediyorum. Buradan drop öldü lan. Tamam. Evet, gitti. Bu gelmiş tamam. Acı kaybımız. Tamam, ben eventi yollarım artık sana. Bakalım nasıl event olacak. Event gelince o zaman ben kabul ediyorum onu. Bilmiyorum işte, bilmediğim için soruyorum. Oluruz biz. Bakalım, hayırlısı, görüşmek üzere şimdilik. Ben gidiyorum o zaman, Varşova bir halkı duyurayım yani. Almanya'nın başında. Ha geldi. En şu o lan. Geldi, Macar geldi. Neyi kabul etti? Ha? Macar da gitti. Macar? Efendim yanlış. Gel sen de Habsburgsun, gel. Üçlü olalım, üçlü kişi. Sen niye kabul ettin? Yanlışlıkla yaptım. Ya gel bari. Gel. Yapacak bir şey yok. Gel bari. Gel. Sonuç olarak Habsburgsun, gel. Sonuç olarak Habsburgsun. Habsburglar çoğalıyor beyler. Hadi bana da oyalayayım, ben de geleyim hadi. Hadi ben de geleyim. Komik olur. Geldin mi Macar? Çok enteresan şeyler oluyor. Ya biz bir sonraki hedefimiz olarak evlensek mi ya milletle ha? Valla olabilir ha. Zamanında yapmıştık. Yemişti zamanında. Işte. Neyse gel. Bizim anlaşmamız bakidir. İkimiz de aynı kandan geldiğimize göre. Yani doğu batı olalım mı? Türkler eskiden yapıyormuş. Tamamdır. Aa, severdim. Senin olsun artık. Bohemia tahtı. Tamam ya, bundan sonra doğu batıyız. Müttefik olabiliyor muyuz biz? Olalım. Fokus aldık. Kurabiliyorum. Kursana. Ama yapalım adını. Habsburg Union. Al, yapayım mı? Yap. Biz de o zaman şöyle bir güzellik yapalım size. Güzel oldu bence. Teşekkür ederim. Hoş duruyor. Hoş. Evet hoş. Bayağı hoş. Tanka gitmen lazım. Gidiyorum. Araştırmıyor muyuz? Uçağı var mısın? Bu arada artık militere dönelim biz. Biraz fazla üşüyeceğiz. Biraz. Biraz daha gider. Daha Mart ayındayız. Ben de sivil basmıştım ya. Evet. Allah razı olsun. Ekmeğini yiyoruz. Allah senin ekmeğini yiyoruz. Ama sen de yiyorsun şu an bak. Yalan söyleme. Sen de mutlusun, biz de mutluyuz. Almanlar birlikte düşünüyor. Allah memnun, satan memnun. Selamlar Sayın Habsburg. Bizi çağırmışsınız efendim. İki tane Habsburg'un arasına sıkışmak nasıl bir duygu? Peki iyi değil. Çünkü tek sıkıştığım şey Habsburg'ların arası da değil. Evet, fark ettim onu. Biz olayı da beni sıkıştırıyor. Şimdi şöyle bir durum. Habsburglar olarak Habsburgların toprakları var sende kardeş. Biliyorum. Onun ultimatumunu attığımız vakit reddetme pek akıllıca bir tercih olmaz, biliyorsun değil mi? Onu da biliyorum efendim. Eğer ki Habsburglara ait Habsburg topraklarını bize verirsen seninle bir sorunumuz olmaz.
Ama olur da vermezsen aynı gün savaşa gireriz. 39'un şafağında ilk ütümü sen yiyeceksin. Tamam efendim, güzel diyorsunuz da. Ayarla. Öyle bir uçak yap ki dosta güven, düşmana korku salsın. Bizim ağır endüstrimizin çok bir kısmı Transilvanya topraklarına. Sizin Habsburg topraklarından kastınız acaba hangi Transilvanya? Ne yapayım? Transilvanya ultimatomu işte. Sadece Transilvanya'yı veriyor. Norten Transilvanya'yı. Peki inanamadık ona. Neden? Habsburg topraklarının hepsi dahil diyorlar. Bilemem yalnız kardeş. Olmasın. Denemesi bedava. Supply yapmasın orada. Sadece yürüsek kafi gelir. Fransız garantisine güvenirsen güvenmekte de özgürsün. Sizce bizi bu coğrafyada Fransa yaşatabilir mi? Hayır ama eğer ki bize gönderdiğimiz ultimatomdaki toprakları verirsen biz yaşatırız. Hatta ileride belki Sovyetlere kaptırdığım Basarabya'nı geri alırız. Peki efendim. Biz bunu tekrar bir görüşelim. Bağlamayı düşünüyoruz. Çünkü başka bir çaremiz yok bu konuda. Görüşmek üzere. Merhaba, nasılsınız? İyi misiniz? Merhaba. Evet benim. Babalarımız zamanında beraber savaştı. Çok zor durumdayım. Eski dostumuzun hatırına bir volunteer alma imkanım var. İttifak devletlerinde çok savaştık sizinle. Bu Sırbistan'da, Galicia'da, Romanya'da dedim. Gelin, gelin. Hazır bu Rumenler benimle uğraşır diyen siz de gelin bu eski topraklarımızda. 39 yılında ultimatumumuzu göndereceğiz onlara, merak etme. O zamana kadar yaşayabilirsen yaşa. Yaşayamazsın, o zaman sıkıntı. Bir şeyler yaparız şu an. Sovyetler Birliği'nden yardım aldık. Dayanmaya çalışıyoruz da bir yere kadar. Yani yaşarsanız biz de geliriz. Atma imkanınız var mı peki volunteer? Sadece volunteer. 3-5 tane. Yani gönderebilir miyiz? Göndeririz herhalde. Dayanabilecek misin? Dayanırız. Daha zaten şu an burada dağlar var. Dağlarda tutuyorum. 3 division gönderebilir miyiz ona? Sağ olun efendim. Türkler acaba Osmanlı Reich'i ister mi? Osmanlı Reich'i ister mi? Ona gidemiyoruz. Gidemiyoruz. Hayır gidemiyoruz. Central Power lazım. İtalya ile görüşeceğiz buradan sonra. Türklerden. Bence... O zaman ben size iyi günler diliyorum efendim. İyi günler. Efendim. Evet. Otto'cum bence Roma'nın malı, Roma'nın mülkü Roma'da olmalı. Aynen öyle. Merhaba, benim Otto von Habsburg. Evet sevgili İsmet Öner'i buyurun. Efendim bizim şikayetimiz var. Allah Allah. Avrupa'nın hükümdarı siz olduğunuz için bu şikayeti size yapmak istedim. Habsburgları diyelim. Evet. Efendim bizzat biz sizi görüyoruz. Şahsınızı görüyoruz. Fatura işgalinizi Avrupa'nın sahibi olarak görüyoruz. Güzel bir söylüyorsunuz. Devam edin. Şu Keltoşçu İtalyan Mussolini bizim paşamızın vefatında arkasından hakaret edip başsağlığı dilemeyi reddettiler. Sevgili Keltoş'tan alacak çok gördük. Fazla toprağımız var, merak etme. Çok içerledik biz bu duruma. Üstüne bir de demant yedik. Yani paşamızın ölümü yasını tutarken hakarete uğrayıp demant yedik. Kendilerine Çinliyiz o yüzden. Size şikayet etmek istedik bu konuda. Gereken yapılacaktır, merak etmeyin. Tamamdır efendim. Gereken yapılacağı zaman bize de bir haber verir misin acaba? İntikam almak istiyoruz da. Veririz. Tamam, iyi günler. İyi günler. Ben diyorum ki, Roma'nın mülkü Roma'da olmalı. Yani İstanbul'da bir Roma sayılır sonuçta. Aynen öyle. Bahçe yani, tekerizden diyelim. Eski Habsburg topraklarından sanat ayrılığa sıkıntılı, kısıtlı kalmayalım. Eski Heçera topraklarına, Veneto'ya gidelim. İstra'ya gidelim, Zara'ya gidelim. Hatta direkt Roma İmparatorluğu'nun mirasçısı olalım biz Habsburglar olarak ilk yani. İlk ultimatomumuz bu yönde olur mu? Efendim merhaba. Evet. Efendim bu Yugoslavya üzerindeki garantinizi neye borçluyuz? Sorması ayıptır. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Biliyoruz. Habsburg hanedanı. Yugoslavya'yı en son İtalyanlar Roma döneminde, antik dönemde yönetti. Efendim ben zaten bütün Yugoslavya'yı yönetmek istediğim gibi bir şey size söylemedim. Şu an için agresyonda bulunacağınız her toprak bizim mülkümüz. Yani bütün Yugoslavya'yı mı istiyorsunuz? Bütün Yugoslavya'yı istemiyorum. Bütün Yugoslavya zaten bizim. Tamamdır efendim. Evet. Biraz fazla dediniz. Kendimi kötü hissettim ama öyle. Yok yani tam gereğinden biz birkaç toprak istiyorduk sadece de. Tamam efendim bütün hepsini istiyorsanız sizin olabilir. Efendim siz nereler istiyordunuz? Merak ettim. Kıyılar. Makedonya tarafları, Belgrad önleri. Belgrad önleri. Belgrad önleri biraz. Belgrad önleri Bosna. 1000 yıllık Habsburg toprağı öyle mi? İstiyorsanız ben alıp size verebilirim sizin istediğiniz toprakları. Bizim elimiz kolumuz yok mu? Ya var da yani ben asker savaşmak istiyor o yüzden. Bizim de asker mi savaşmak istiyor? Efendim siz 40'tan önce giremiyorsunuz ama o yüzden. Yok. Okusumuz var okusumuz. Sen öyle düşünme. Efendim bırakın ben gireyim size vallahi vereceğim ya toprakları. Askerin kanı kaynıyor. Neden Etiyopya'da kaynamadı? Efendim Etiyopya'da bir katakulliye geldik. Biz de anlamadık. Haberin yok muydu? Yoktu. Emin misin? Dolandırmış evet. Rodos modosu da aldılar. Ben size
İstediğiniz bütün toprakları veririm. Biz sadece kıyılar ve Makedonya taraflarını istiyoruz. Tamam, bu şartlar altında olur. Makedonya artı Montenegro. Kosova tarafları. Aynen. Montenegro ve Dalmatya. Bu kadar. 3 toprak. Efendim, Blumen'e girmek ister misiniz? Aa, ultimatom göndereceğim oha birazdan. Efendim, ben defansif savaştayım. Şu anda siz... Benim o fiction için... Fiction biraz büyüyor, konuşma dur. O şey olmuyor yani. Durduramıyorum şu an. Oha! Durduramıyorum, dur, çoğalıyoruz. Hapsokum oğlum ben. uyuyordum ne oldu? Dur dur, devam ediyor dur. Oğlum Irak ne alaka? Bu adamı kim buraya aldı ya? Araplar niye geldi? Bütün dünya niye geldi? Aslanlarım, koşun Sovyet'e de mi at atıyoruz? Bu ne oğlum? Gentlemen, gentlemen. Ne yapıyorsun Brezunluk? Maymunlar bana... birlikte güçlü. Ellerimi öpmeden davet yollamak ne demek? Çekmiyor, çekmiyor. Maymun kardeş, çeken bir yere geç. Yugoslavya'ya bir faction atın, ben alıp size toprakları vereyim. Şuraya çıkayım. Bir İtalyanlar gariban kalmış ya, İtalyanlar girememiş bile. Onlara da gitti biliyor musun? Şanslı olsalardı onlar da gelirdi burada efendim. Gideceğim, Danimarka'nın haline bakar mısın? Sayın Habsburg hanedan efendim, Yugoslavya'ya atın, bize vereceğiz toprakları. Tamam. Atın, ben alayım. Gönderdim gitti, hayırlı uğurlu olsun. Siz neden davet etmek ben? Ben sizin sen de mi geldin? Hayır, gelmemek. Ben elim öpülmeden hiçbir yere girmem. Abi ta Yemen'e kadar gitmiş, İran'a kadar gitmiş. Sen Addis Ababa'ya gelebilir misin? Bu nasıl iş? Bu ne iştir? Bu nedir böyle? Yunan'da gelmiş. Gidin lan. Alayını kilitliyorum şu an. Madagaskar gelmiş ya. Ne? Hindistan'da gelmiş. Atlas Honduras ne? Madagaskar gelmedi bu arada. Honduras şey geldi. Bulgar geldiği için oldu. Fransız'da gitti. Winter'lar da gitti. Honduras nasıl geldi? Bir dakika, Honduras nasıl geldi? Güçlerimizi birleştirelim. Neyse, kuş uykuma devam edeyim artık. Uykumdan kaldırdınız, Allah sizin belanı vermeye. Şey sana bir şey diyeceğim bak, bu yol legal değil. Ben bunu tekrardan nerfleyeceğim. Yok, hepsine attım zaten ittifaktan oyuncu olmadan. Hayır, hayır, onu demiyorum. Onun at için değil. Şimdi Reboot, German İtalya'ya gel, tamam mı? Alman İtalya'sına gel. Aha. Sonra onun bir altındaki buff'a bir baksana. Last Crusade'i mi diyorsun? Aha. Bir bak bakayım neler veriyor. Kedible Population veriyor, Consumer %10. Ooooooo! Yeriz, yeriz. Güzel. Benim bu yolda nerflerim neydi? Bundan bahsediyordum. Benim burada nerflerim neydi biliyor musun? Şey var ya, faktör var. Ne? Honduras? Ha? Honduras da bizde. İspanya ve Letonya da bizde. Bence kalmadı, Honduras kalmadı, Honduras kalmadı. Honduras aslında bir faktör ya. Bu yasal değil hocam. Hocam afiyet olsun, bal şeker olsun diyorum, yorumladım. Ben böyle bir yorumladım yani. Bir military yacht gitmemiz yok mu? Bir de İstanbul'u korluyormuş yani, bence... Gayet adil. Adil bu arada, İstanbul'u korlanacak. Bulgar'ı da atalım. Korkunç. Bulgar kalsın. Bulgar atıyoruz. Bulgar kalsın. Volunteer atamıyoruz o yüzden. Ha öyle mi? Atayım. Benim olmadı. Yok, volunteer atmak için. He, sağ olun efendim. Hendrik'i yolasana. Buyurun. Hah, topraklar için konuşalım diyecektim de siz veriyor musunuz zaten? Sizinle bizim bir sıkıntımız yok, merak etmeyin. Tamamdır efendim, yani dediğim gibi bizim sizin toprak istemenizde bir sıkıntımız yok. Yani biz sadece istediğimiz birkaç belli toprak vardı. O toprakları aldıktan sonra biz oturmayı planlıyoruz zaten. Yani sizin büyümenize, genişlemenize de destek bile verebiliriz istediğiniz takdirde. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Şimdi Roma'larında ama yani saldırmamız gerek. Ama yani... Bir Vatikan kurdururuz yeter ya. Daha fazla ordu, daha fazla. Ya şu an şey gibiyim böyle. Matrix'teki Ajan Smith gibiyim, mor mor deyip daha fazla toprak istiyor canım. Korkunç. Efendim merhabalar. Merhaba. Ben Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı McTominay ve benim büyük liderim Roosevelt'le evet beraber geldik. Merhabalar. Evet, buyurun. Ya Avrupa'daki siyasi durumlardan biz biraz bir haberiz. Gerçekten ne olduğunu pek bilmiyoruz. Sıkıntı yok, barış için. Ama mutlu. Avrupa mutlu. Avrupa'da sıkıntı yok. Ekonomi çok iyi. Avrupa'da büyük bir ittifak vardı. O ittifaka ne oldu acaba? Hangisi? Hangisi? Yani o ittifak evet dağılmış galiba. Avrupa dışına yayılan mı? Avrupa içinde olan mı? Dışına Avrupa... Yayın. Tekrar kurabiliyorum. Kurabiliyor. Kurutsun mu? Yani ben bazı bilgiler aldım. Bazı Avrupalı devletler hiç hoşnut değil bu birlikten. Haberiniz olsun. Onlar boş yapıyor. Şimdi şöyle. En son konuştuğumuzda. Sevgili biraz... demokratlar, neden Fransızlar Benelux bölgesini işgal ederken neredeydiniz? Efendim, dediğimiz gibi. Haddini bildireceğiz ilerleyen dönem. Biz bir haberiz Avrupa'dan. Pek bir bilgimiz yok. Evet.
İsterseniz sizlere şöyle güzel bir anlaşma sunabilirim. Heçere dönemindeki topraklarımızı aldıktan sonra Fransız'ı olduğu gibi bırakabilirim. Yıldan sonrası size Şeyh Gavurma tatmak kalır. Yani biz ordumuzu Fransızların Alman bölgelerinden atarız. Geri kalan Fransız Cumhuriyeti'nde girersiniz, demokratı yaparsınız. Çıkar mısınız, girer misiniz? Beni alakadar etmez. Ben şunu soracağım. Acaba Sayın Habsburg'un başardığı bu Heçeri Birliği'ne önceki devirlerde niye başarılmadı da siz niye başarabildiniz? Ben bunu sormak istiyorum. Polonya'nın da Habsburg soyuna gitmesiyle kuvvetlerimiz bir hayli arttı. Ve Macar. Ve Macar, evet. Kutsal bir birlik yapmış gibisiniz. Güzel efendim ama yani bilemiyoruz. Heçeri Birliği çok tehlikeli bir birlik yani. Birazdan daha kutsal olacak. Daha size, kutsal. Size, evet, 2 gün sonra. Size bir tehdit oluşturmuyor. Yok, onu biz zaten biliyoruz yani. Senin Habsburg'un demokrasi inancına eminiz biz. Evet. Fakat... Ya Haçlılar Avrupa'dakiler acaba vergi verecek mi bu Haç seferleri için? Ne diyorsunuz senin Habsburg'um? Bilemiyorum. Bir hayli vergi alıyoruz. Şu an Prusya'yı ilan ettik. Komünistlere karşı olur mu efendim bu Crusade? Olacak. Zaten onlara karşı. Onlara bir excommunicate de etmek lazım. Ederiz. Evet. Kendileri zaten ateist. Doğru. O da ayrı bir doğru efendim. Ayrı bir doğru. Yani bilemiyorum. Bizim dediğimiz gibi sizlerle hiçbir sıkıntımız yok. Bütün demokrat devletler aksine bizim kardeşimizdir. Gerçekten bu sözleriniz beni duygulandırdı efendim. O zaman ben bir Roosevelt'in yanına gideyim. Kendisi Washington'a kaçtı. Bir gidelim, evet. Bir konuşalım. İleride olabilecek Heçere Washington Birliği hakkında. Güzel olur. Bize karşı bir Latin birliği kurulmuş. Sayın Otto. Evet. Sıkıntı yok. Ultimatomu göndereceğim. İsterse reddetsin. Fransız'ın da içinden geçeriz. Hava filolarımızı düşer misiniz? Sevgili Horty ve Meta. İşte bu kadar yıkıksın. Başka adam bulamadın değil mi? Evet. İtalya'da bize karşı bir ittifaka girmiş. Uçağımız yok desem ne dersin? Niye bu kadar az bizim uçağımız? Neredeyse yok. Yok. Ben de efendim, bunlar geliyordu. Azıcık tutamıyordum. Yüceler yücesi Habsburg'um. Ey Kruzet çağrı çağrısı yapar. Efendim? Bizim uçağımız yok. Niye yok ya? Baya. Onların o zaman bizde yoksa onların hiç yoktur. Hadi İngilizlere çağrı da bulunalım. Efendim bizi çağırdın Sayın Habsburg. Efendim Avrupa'da değişen siyaseti görüyorsunuz. Biz İngilizlerin Avengen İmparatorluğunu almasında bir sakınca görmüyoruz. Efendim bakılır ona. Müttefik olmak ister misin demeye çalışıyor. Evet. Ona. Efendim yani biz birazcık kötü zamanlardan geçiyoruz. Neden? Yardım edelim, ne lazım? Edelim. Avrupa'da en zayıf ülkeyiz kaldık. Toz bastırayım sana. Dediğim gibi ittifaka beklerim. Tamam bakarız. Vargol mu geldi? Yok. Ne yaptı lan? Ultimatomu kenara mı attı böyle? Büyük ihtimalle kenara attı biliyor musun? Galiba basmazsa gidecek gibi geliyor. Basmazsa gelir. Valla güvenemiyorum. Bilmiyorum. Aslında onu da bir ayarlamak lazım. Okulus tüfeğiniz verdi. Var mı? Evet verdi. Efendim slotumuz kalmadı. Sıkıntı yok. Şeye savaş açacağım şimdi. Ben şeye savaş açacağım. Yok, Fransa değil, İtalya belki. Ne diyorsun? Bizim bir claim almamız lazım. Benim efendim ben faction'a gelin benim claim'im var. Tank zanneder misin? Ultimatomu kabul etti, onu yapamayız. Otto'cum. Efendim? Ben bu Sovyetleri, benim Litvanya'mı çaldılar. Alırız. Sıkıntı yok. Ama önce Batı. Alırız. Önce gelin. Batı'yı bir düşürelim. Batı'da düşman kalmasın, Doğu'ya dönmek çocuk olunca. Ama siz Batı'dan ziyade Doğu'nun tarafında sağlam durmanız lazım. Biz. Evet, biraz asker üretim efendim. Biz Batı'da sıkıntı yaşarsak Doğu'dan saldırı olmaması lazım. O zaman 21 bitişik bilmem. Yani geniş bir cephenin yükümlülüğü size düşüyor. Seni tasarlıyorum. Ey tank, panzerlord gel. Şeyleri çeker misin lütfen? Geldi, evet. Şimdi şöyle dikkatinizi çekmemiş olabilir. Ufak bir nüans. Eğer ki ultimatomları kabul edip Fokuslardan gidersek bizim bayrağımız değişiyor. Hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama. Her birinde bayrağı bir ülke. Her birinde ülkeyle geçirdiğimiz zaman bayrak geliyor. Önce Almanya'nınki, sonra Avusturya'nınki, sonrasında da Macar'ın bayrağı geldi. Eğer ki dördüncü ülke yani Avustralya'yı da ele geçirsek onun da bayrağı geliyor. Barona daha var. Bir yıl daha var. Reclaim Valentia falan gittiğin zaman da değişecek o. Sen hiç merak etme. Gittin her Fokus'ta bir şey eklenecek. Aynen. Kabul ettikleri her yerde. Romanya'da kabul etti. Normalde onun eklenmesi gerekiyordu. Eklenmiş. Yok. Birazdan ekledim. Başka bir şey de ekleme büyük ihtimalle. Ekliyorsun ama hepsini. Steel Baron'su unutmayalım da şu Rubber Refinery Output aldıktan sonra çok coşacağız. Bunun bizim slot kalmamış. Evet dedim ya sana. Oo. Şunu alalım hemen. Sen de ben işgale gideceğim. Ben abi ben işgal. Ama yok.
İberya Birliği de Latinlere katılmasın. O da katılırsa çok büyük bir... Hayır, hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Şu an Fransız havada bizi yakalamaya çalışıyor ama unuttuğu bir şey var. Fransız iyiydi ama fena bir kusuru vardı. 1000 experience yatırdığımız bir fighter'ı ve 40 fighter'ını çok erken bastığımızın farkında değildi. İyi çocuktu ama fena bir kusuru vardı. Yani şu an bir hayli güçlü bir ittifak karşı savaşacağız ve doğudan gelen tehdit yakın zamanda gelebilir. O yüzden İtalya'ya erken dönemde savaş verebiliriz. Çekoslovakya petrollerine gidiyorum. Petrol çok güzel, Lass'ı çok güzel dengelemeye başladık. Etiyopya ne oldu? Oğlum harbiden Etiyopya'yı unuttuk. Vallahi bir şeyler yapıyor. Atom bombası yiyip bu güzel finalin sonuna gelebiliriz belki. Biz burada çok et reşi yiyormuşuz. Burayı bizim piyademiz tutar ama şu an tutamaz. Şuraya hemen iki tane logistik hub atmak gerekli bence. Bulgar bağımsızlığını elde etti.